Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün dedik ki bir market alışverişi yapalım, markete gidelim. Hem ihtiyaçlarımızı görelim hem de bir fiyatlara bakalım. Onu da Türkiye ile bir karşılaştıralım dedik. Ona göre şimdi markete gideceğiz. Ama ondan önce buradaki fiyatlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani nedir, insanların yaşayış durumu ne, ekonomi nasıl falan diye. Şimdi öncelikle benim bulunduğum bölge Rusya'nın güney kısmı olarak adlandırılan Krasnodarski Kray diye geçer Rusçası. Soçi bölgesi tarafı. Orada özel bir yer var şu an bulunduğum bölge. Abhazya diye bir yer. Abhazya Rusya'nın Antalya'sı gibidir yani, öyle söyleyeyim size. Geçim kaynaklarından bir tanesi, ki en büyüğü odur, yazın turist gelmesi. Buradaki insanların %70'inin geçim kaynağı turistlerdir diyebiliriz. Kışınsa mandalin, portakal, fındık başlıca olmak üzere bin bir çeşit meyve sebze öyle geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. İklim burada ılıman iklim. Kafkas dağları arkamızda, burası Kafkasya olarak geçer. Arka taraflarda çok yüksek dağlar olduğu için buraya gelen soğuğu kesiyor. Bu bölgede genel olarak güneye baktığı için gerçekten sıcak bir bölge. Arkadaki doğayı, yeşilliği de görüyorsunuzdur. Onun dışında ne söylemek istiyorum? İnsanların ekonomik durumu nasıl? Aldıkları maaş aslında Türkiye aynı fakat yaşam pahalı. Şimdi alışveriş yapacağız. Çok bir alacağımız bir şey de yok, göreceksiniz. Ama fiyatlar yani uçuk birazcık. Giysi konusuna gelecek olursak giyim pahalı burada gerçekten. Zaten buradaki çoğu şey Türkiye'den geliyor veya Azerbaycan'dan getiriyorlar. Pazar alışverişi yapmayacağız. Sadece market alışveriş yapacağız. Markette alabileceğimiz şeyler. Meyve sebze için ayrı bir video gelecek. Çünkü buranın pazarı çok canlı, çok fazla değişik bir pazar. Onun dışında buradaki alkol fiyatlarına da bakacağız. Alkollar ne kadar, işte şampanyası, viskisi, birası, vodkası, fiyatlar neymiş, ne değilmiş, onları göreceğiz. Bakalım, inşallah güzel bir video olacak. Bu şekilde fiyatlar şöyle. Çilek fiyatları 170 ruble, yani 17 lira kilogramı. Şeftali 380, 38 lira. Yani bir sıfır atabiliriz. 40 lira nektarlar. Tabii burası market olduğundan dolayı birazcık daha pahalı. Ama pazarda daha ucuz olacaktır. 170 ruble, 150 ruble, kivi. Bunlar 230 ruble. Yani 23 lira kilogramı. Başka neler var? Bize ne lazım? Mayonez alalım. Mayonez 6-7 lira aşağı yukarı. Kaymak diyor, kaymak. Kaymak diyor, Allah Allah. Kaymak ne kadarmış? Vallahi ilk defa gördüm. Alalım bakalım, tadına bakalım nasılmış. Süt alalım, sütümüz eksikti. Süt, şöyle büyük süt vardı şurada. 2 litrelik. Süt ne kadar arkadaşlar? Bu da 13 lira, 2 litresi, 2,5. Ne kadarlık la bu? 2 litre. Neymiş bu? 21 liraya bu arkadaş. Ne kadar bu? 400 gram. 21 lira. Dana eti. Dana eti olarak geçiyor. Domuz eti. Domuz eti ne kadar satıyorlar? 15 lira. 15-8 lira şu. Ondan sonra cuma. Aa, bunlar şeyler. Ne o? Mantı. Çok meşhur, bunların içine et katıyorlar. Peynir, patates. Gayet de güzel oluyor. Kendimiz de yapıyoruz yani bunları. Çerkez mantısı olarak mı geçiyor artık? Fiyatları nasıl mesela? Şu 27 lira. Yani bunlar et, helal etler. Helal tavuk, tüm tavuklar. Ne kadar? 20 lira bir tanesi. Helal tavuğun. Şu 20 lira. Şu anki kurdan. 10 ruble 1 TL olarak geçiyor. Bunlar da tavuk. Ama helal mi değil mi bilmiyorum. Ha, helalmiş bak, bunlar da helal. Bu 26 lira şöylesi. Burada çok değişik şeyler de oluyor yani. Ne kadarmış bu? Lan bunlar yavru gibi gözüküyor. 9,5 liraymış. Yarım kilosu. Şöyle kalbasan reyonu, sucuk reyonu, sosis reyonu. Bu da helal. Şu Müslümanski yazıyor üzerinde. 30, şöyle gösterelim. 35,5 lira. Kilogramı, bir kilogram. Ama tadı berbat yani. Bizim sucuklarla bir alakası yok. Onun dışında ne var? Bunlar isli etler. İste pişen. Tavuk. Sucuklar, sosisler. Böyle gidiyor. Meşhur Rus salataları bildiğimiz. İşte onların içine katılanlar. Böyle hazır şekilde satılıyor burada. Burada bambu bile var. Şu arkadaşlar bambu gördüğünüz. Ne kadar? 47 lira. Ucuz da değil yani bambu. Şunlar havuç. 7 lira. Onların her şeyi. Bu şekilde hazır yemeklerimiz de var. Yemekler ne kadar? Porsiyonu 100 gramı 4 lira şunun. 3 lira bunun. Ciğer var 5 liraya. 3,5 liraya balık var. Somon 14 lira porsiyonu. O şekilde gidiyor. Şu Rus salataları. 3 lira.
4 lira. Şöyle görüyorsun. 2,5 liraya var. 2,5 lira bunlar aşağı yukarı. 4 lira şu peynirlisi. Etlisi var, sosisli. 4 lira tavuklusu. Şu arkadaş. Kuru pastaya yanım 10 lira. Bu bizim baklavanın birazcık daha hamurumsu böyle. Ekmekle karışık hali. Türk kahvesi var. Mehmet Efendi. Ah memleketim. 40 liraymış. Birazcık daha dursun bu. Bekleyebilir bende. Nescafe Gold var. 30 lira şu arkadaşlar. Biz buraya ilk geldik. Burada varsa göstereyim hemen size. Şurada mesela Dilya Turki Arabika yazıyor. Yani kahve Dilya Turki diye çeviriyoruz. Ben bu Turka'yı bizim Türkler için kahve diye zannediyordum. Meğersem Cezve Turki. Turka demekmiş yani. Turka. Cezve. Tabi 5 sene boyunca bu kahve Dilya Turki yazdığı yeri ben Türkler için kahve diye zannetmiştim yani. Türkiye'den gelen malzemeler de burada duruyor. 88 liraya satıyorlar hanım elleri. Diz krem 8 lira. Bunlar hepsi 8 lira. Aynen hepsi 8 lira. Deve bisküvisi var. Ha deve bisküvisi de alalım. Çubuk da varmış bak çubuk. Ha 1 lira. Türkiye'den ucuz mu burası? 1 lira çubuk. 32 gramı. Büyüğü de 2 lira. 2,5 lira. Aşağı yukarı. Şimdi herkesin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Alkol fiyatları ne kadar? Türkiye'deki alkol fiyatları ne kadar bilmiyorum ama burada ben size göstereyim şöyle. Mesela Simbirnoff markası var giden. 70 lira. Şu arkadaşlar 1 litre diye 70 lira. %50 alkollü. Vodka. Ondan sonra gidiyoruz. Ne var? Bilinen. Tam da bilmediğim için alkol. Şu mesela 26 lira arkadaşlar. Husky diye geçiyor. Husky 26 lira. Şu var. Flirt Vodka diye 23 lira. Şu arkadaş. 23 lira litresi. Bu gördüğünüz. Ondan sonra neye gidelim şöyle. Ha bu arada bunlar biranın yanında böyle kuru balık şeyini çok seviyorlar. Kalamardır, balıktır. O tip şeyleri çok yiyorlar. İyi de gidiyor diyorlar ama ben tadına baktım yani. Damak tadı alışık olmayan için berbat bir şey. Yani sanki bozulmuş balık yiyorsun yani. Fiyatları da böyle işte. 4 lira, 5 lira, 9-10 lira. Şu arkadaş balık. Bunlar kalamar. Ondan sonra çekirdek yiyorlar. Siyah çekirdek, kukuski. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Kabuklu çiğneyebilirsiniz yani. Hiç problem olmuyor. Ama çitlemeye kalkarsanız yani ufacık olduğundan dolayı o kadar böyle şey yapıyor ki zor durma. Çiteyemiyorsunuz yani çok küçük. Ama tadı güzel. Kukuskiler. Neyse alkol fiyatlarına dönelim. Mesela burada 5 gölet diye bir yer var. 38 lira bunun fiyatı. Rus buzu var. Rus gölet diye geçiyor. 50 lira şu büyükleri. Küçükleri de ne kadarmış? 25 liraymış. Vodka fiyatları aşağı yukarı böyle. Yani. Büyük tuborklar 12 lira. Ne kadarlıkmış? 1 litre 900 gramlık. 12 lira. Şunlar 10 lira. Bunlar 10 lira. Kampanya varmış bak. Kampanya varmış Batgil'de. Ne kadar? 20, 25 lira. Dördüsü. Özel dolaba geldik. Bunları dolabın içine koymuşlar. Öyle normal rafa koymamışlar yani. Jameson var burada viski. Ne kadar şu? Arkadaşlar bu arkadaş 1200 lira. Arkadaş şu. Ne özelliği var? Bu neymiş? Vodka. İmparator koleksiyon vodkasıymış. 65, 6,5 milyar. Şu 6,5 milyar. Şu 21 yıllıkmış. 1,5 milyar. Çeşe dedikleri bir şey var. Bu Apazya bölgesinde, Kafkas bölgesinde kendileri yapıyorlar. İstediğimiz meyveden yapabiliyorlar bunu. Bunlar da aşağı yukarı 17-18 lira. Birazcık daha güzelleri 50 liraya kadar çıkıyor böyle. Şeker fiyatları var. Türkiye'deki fiyatları ne kadar? Tabii bilmiyoruz. Bunun fiyatı 4 lira. Şu arkadaşlar 23-25 lira. 5 kiloluk şekerler. Evet arkadaşlar bu nedir? Size direkt okuyayım hatta bunu. Daşarak. Türkiye'deki Nadal'ın ismi burada Daşarak. Tabi burada bir sürü şeyleri var yani. Bakonlusu, domuzlusu, etlisi, tavuklusu, suylusu, buylusu. Genelde öğrencilerin çok tercih ettiği bir şey burada da böyle. Hemen oluyor. Gerçekten de rahat oluyor yani. Ben de çok severim Daşarak yemeği. Ondan sonra cuma. Ne var burada? Yağlar var. Şöyle mesela bazı yağlarda çekirdek kokusu geliyor. Ayçiçek kokusu geliyor ama bazılarında gelmiyor. Yeşil kapaklarda genelde gelmiyor. Fiyatı 8 lira bu yeşil kapaklı yağları. Bunlar tabi ayçiçek yağı. Şu büyükler ne kadarmış onlara bakalım. 32 lira, 37 lira, 40 lira şu arkadaş 40 lira. Ki biz bunu kullanıyoruz yani hem pişirmesi yok. Zeytinyağı fiyatları şu arkadaş 120 lira, şu arkadaş 40-45 lira aşağı yukarı. Aşırı yani. Evet sıra geldi en cafcaflı bölüme. Ramazan'dayız şu an. O yüzden Ramazan alışveriş yapmak gerçekten insana bazen eziyet olabiliyor. Nasıl ki acaba tadı falan. Arkadaşlar bunların fiyatları 7 lira ile 8 lira arasında değişiyor. Mesela şu arkadaşlar 7 lira, şu arkadaş 8 lira fındıklısı. Şöyle gösterelim. Ondan sonra Milka var. Bunlar 7,5 lira bu arkadaşlar. Aha Türk tatlısı Ülker var. Ülker. Ülker'inkiler ne kadarmış? Ülker'inkiler 10 lira. 9 lira 10 lira arası fındıklıları değişiyor şu arkadaşlar. Bu 8,5 lira. Bu da 6 liraymış. Vay be. Buraya geldik. Ürünlerimizi masaya koyuyoruz. Bakalım ne kadar tutacak hepsi. Bu arada sigara fiyatları var burada. Continent var işte. Bizim burada Türkiye'deki insanlar genelde onu içebiliyorlar. 4,5 lira. VIP dedikleri sigara birazcık iyi bir sigara.
350 ruble, 500 ruble. Türk tatlıları, Türk helvası. Zeytin. Helvalar ne kadar? 380 ruble. 220 ruble. Kilosu 750 ruble. Neye tekabül ediyor? 75 liraya tekabül ediyor. Şunlar da 450 ruble. O da 45 lira aşağı yukarı. Arkadaşlar, marketten döndük. Neler aldık? Aldığımız şeyler süt, meyve suyu, meyve bisküvisi, popcorn. Meyve bisküvisi. Popcorn aldık. Mikrodalga fırında şey yapalım. Meyve suyu aldık. 3 tane. Şöyle çıkartamak da meyve suyu aldık. Ondan sonra yoğurt, kaymak diye bir şey vardı. Videoda gösterdim. Onu aldık. Dolaba koydum onu. Süt aldık. Tamam, şimdi popcorn vermiş yok. Böyle çok bir şey almadık. Onun dışında ne aldık başta? Ketçap, mayonez aldık. Dolaba koyduk onları. Kısaca yemek hiçbir şey almadık abi. Yani ketçap, mayonez aldık. Hesap aşağı ne kadar geldi hesap? Hesap 280 lira geldi. Türk parası. Ha, ondan sonra şey aldık. Krema aldık. Bir de buz aldık. Şimdi bu krema nedir? Türkiye'de yemeklere katılan, makarnaya falan katılan kremalar var ya, onun %33'lüğü var. Ondan aldık. Tabii şeyde, Türkiye'de küçük küçük 200 gramlık şeyler de satılıyor. Bununla ne yapacağız? Bununla dondurma yapacağız. Tarifi çok basit. Bunu da burada bir abimden öğrendim. Bunun hepsini boşaltıyoruz yani. Bu 1 litre. 1 litrenin hepsini boşaltıyoruz. Ondan sonra cuma. Pudra şekeri. Pudra şekerini herkes kendine göre ayarlayabilir ama ben aşağı yukarı 400 gram koyuyorum. Bir de Ramazan'da güya kilo vereceğiz, tamam mı? Böyle bir muhabbet var. Ramazan'da kilo vereceğiz. Şimdi sahur yapmıyoruz. Sahur yapmıyoruz derken sahurda bereket vardır diye kalkıyoruz yine. Suyumuzu içiyoruz ama sahur yapmıyoruz yemek olarak. Sonra gelip akşam bunları böyle yapıyorum. Pastaları böyle yapıyorum. Güya kilo vereceğiz. Üç paket yani 450 gram pudra şekerini kattıktan sonra %33'lük kremaya, yemek kremasına robotumuzu devreye sokuyoruz. Kıvama bak abi. Arkadaşlar kıvamı tam krema kıvamına geldi. Bunun bir kısmını ayrı bir tabağa alıyorum. Çünkü bir kısmı şeyli olsun, ya sade olsun, bir kısmı da muzlu yapacağız. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz magnum var ya, işte onun içi bu. Çok basit yani, bu kadar basit. Burada kapıştıralım onu. Bunu burada kimse görmemesi lazım. Ondan sonra muzları, zamanı geçmiş muz da olur. Çok önemli değil yani. Muzları şöyle eziyoruz. Başladık tekrar arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım da. Doldurmak buydu yani. Şimdi bunu servis tabaklarına da alabilirsiniz. Ama biz öğrenciyken yapıyorduk bunu. Direkt bu şekilde koyuyorduk. Şimdi isterseniz servis tabağı da alabiliriz. Bu zaten arkadaşlar, Türkiye'deki fiyatları tam bilmesek de dediğiniz gibi kremasa dediğiniz şey burada. 25 lira falan Türk parasıyla. 3 tane de muz aldık. O da 3 liradır herhalde. O kadar 30 liraya oldu yani aşağı yukarı. Bu da şekeri de var. O da 70 küsür, 7 lira falan toplamda. Direkt bu şekilde koyuyorduk. Gracias.